Turşu yapılmasını göstereceğim. Bizim evde tabii ki. Her yörenin kendine göre usul adabı vardır. Yetiştiği ürün, el emekleri. Benim hanımcığım, kayınvalidemiz Esme teyzem çok yemek işlerini iyi bilirdi. Onlardan el almışlar. İyi biliyorlar. Neler katıyoruz? Bunların hepsi kendimiz yetiştirdik. Biber. Burada acur var. Havuç var. Sarımsak var. Şu anda doğranıyor. Acı biber de var. Burada lahana da var. Burada neydi bunun adı kız? Kereviz. Elma, üzüm yaprağı, nohut. Bu da erik. Eski at erikleri. Üzümün koruğu. Evet, bu şekilde bizim evde sirke. Bir de burada biz suyu nereden kullanıyoruz? Suyu dağdan getiriyoruz. Klorlu su kullanmıyoruz. Bizim kendi dağımızda güzel sularımız var. Tabi duz da malum. Domates de var içinde. Lahana, domates. Tabi gök domates. Yeşil domates. Bizde gök yeşil demek. Evet. Elma, kereviz, üzüm boru ve üzüm yaprağı da var. Tekrar gösteriyorum. Bu bizim bahçemizde işte acur, salatalık, sarımsak, biberimiz. Tamamını kendimiz yetiştiriyoruz. Yerli malı, yurdun malı. Kışın hazırını yazdan yapıyoruz. Ne çıkarsa? Evet. Turşu da tuz oranını ayarlama olayı. Şimdi suya tuzla karıştırıldı. Yumurta konuyor. Evet. Yumurta havaya kalkarsa tuz iyi. Evet, şu anda yumurta havada, yere çökmedi. Tuz oranı çok iyi. Çökseydi oran iyi olmayacaktı. Şimdi su katılacak. Oha! Efir efirden eser. Yalnız mı kaldım da vay gelin? Yayla yolu.